bildirmesidir. Şimdi bu 28. ayetin bir bölümü var. Hani dedik ki Resulullah kendisine verilmiş olan görevden vazgeçmez değil, vazgeçemez dedik, değil mi şimdi? Vazgeçemez. Neden vazgeçemez? Şimdi ayeti okuyayım da öyle. Çünkü o Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye onun her tarafından gözetleyiciler var. O onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısıyla saymıştır. Yani bu ayetlerden anladığımız şu ki, bakın çok tuhaf bir şeydir. Allah peygambere görev vermiş ya, o görevini sapasağlam yapması için de zorlamış. Görev dışında herhangi bir şeyi yapmaması için elini kolunu bağlamış. Bakın, onun yanında olan her şeyi kuşatmıştır diyor. Şimdi bu kuşatma nasıl olmuş ve nelerdir? Onu da burada kısacası bahsedeyim. Şimdi birincisi Enam 59. Görünmezin, duyulmazın, geçmişin, geleceğin anahtarları da yalnızca onun katındadır. Gaybın bilgisi Allah katındadır. Ondan başka hiç kimse onları bilmez. Karada, denizde olanları da bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmaz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın gözetiminden hiçbir şeyin kaçması mümkün değil. Tamam mı? Arkadan Hıcır 9'da bu kitabı biz indirdik. Biz koruyacağız diyor özetle. Maide 67'de. Bak ey Resul, Rabbinden sana indirilenin tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Göreve bak. Eğer bir gevşeklik olursa vazifeni yapmamış olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirler toplumuna kılavuzluk etmez. Hakka suresinde eğer elçi Muhammed bazı sözleri bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle ondan tüm gücünü alırdık, sonra ondan can damarını kesinlikle keserdik, artık sizden hiçbiriniz ona siperde olamazdınız. Bakın peygamberi nasıl bağlamış. Hac suresinde de ve biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna bir şey atmış olmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın, iblisin attığı şeyleri giderir. Peygamberin görevine şeytan müdahale etmeye kalkıyor. Allah buna engel oluyor. Şeytanın bıraktığını, kalplerine hastalık bulunan, zihniyeti bozuk ve kalpleri kas katı olan kimseler için dinden çıkarmak için kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler, Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona iman etsinler. Sonra da kalpleri ona saygı duysun diye ayetlerini güçlendirir, korur. Ve Allah çok iyi bilendir, en iyi yasalar koyandır, güçlendirendir. Ve şüphesiz Allah iman eden kimseleri dost doğru yola kılavuzlayandır. Evet, böylece Resulullah'a bu surenin sonunda da zoraki görev yaptırıldığını, herhangi bir yanlış yapsa müdahale edileceğini, hatta canının alınacağını, azaplar çektirileceği tehditleri de var. Öylece şunu bileceğiz ki, Kur'an Resulullah'tan bu yana, özellikle Resulullah'ın hayatı dönemi içerisinde, nasıl ki sapasağlam, en ufak bir ihmale uğramamış şekilde getirilmiştir. Ve böylece bu surenin de,